yaptırımların sınıflandırılması, çeşitli sorumluluk türlerine karşılık olan çeşitli yaptırım türleri bulunur. Genel olarak yasal yaptırımlar ve ahlaksal yaptırımlar birbirinden ayırt edilir. Bunların özelliklerinin analizi Durkheim'in şu tanımları yapmasını sağlamıştır. Yasal yaptırımlar ancak belirli bir organ aracılığıyla uygulanırlar, organize olmuşlardır. Ahlaksal yaptırımlar herkes tarafından ayrımsız olarak yaygın bir biçimde dağılmışlardır. Bunlar kamuoyunun yaptırımlarıdır. Yaygın yaptırımlara ahlaksal öznenin içsel olarak kendi davranışı için dile getirildiği yaptırımları bağlıyoruz, içsel veya öznel olarak. Hukukçular ceza yaptırımı ile hukuksal yaptırımı birbirinden ayırt etmişlerdir. Bu ayrımı derinleştiren Durkheim, suçlanan eylem ister saptığı şeye zorla getirilmiş olsun, ister yok edilmiş yani her türlü toplumsal değerden yoksun bırakılmış olsun, bozulmuş ilişkilerin düzeltilerek normal durumlarına geri getirilmesinden, şeylere eski hallerini vermekten ibaret olan geri verici yaptırım kavramını oluşturmuştur. Hukuksal yaptırım, ticaret hukuku, usul hukuku, anayasa hukuku ve idare hukuku tarafından oluşturulmuş, cezasal olmayan tüm yaptırımları da içeren geri verici yaptırımın özel bir durumundan başka bir şey değildir. Durkheim, geri verici yaptırımların karşısına temelde özneye uygulanan bir acıdan ibaret olan bastırıcı, baskıcı yaptırımları yerleştirmektedir. Aslında yaptırım, cezalandırma anlamına geldiği gibi ödünleme anlamına da gelmektedir. Bastırıcı, yaygın ve düzenli yaptırımların yanında onaylayan, ödüllendirici, yaygın, kamusal veya içsel onaylandırıcı ve düzenli görevli kurullar tarafından verilen ödüller, yasal madalyalar, resmi nişanlar gibi. Bastırıcı ve ödüllendirici olan bu iki tür yaptırım, bir taraftan şeyleri eski hale getirme ve neden olunan zararın giderimi olan ve diğer taraftan ceza olan, bedelini ödeten yaptırımlar kümesini oluşturur. Roma hukukunda tazminatlar çoğu zaman özellikle neden olunan zarardan fazla oldukları zaman apaçık olan özel bir ceza özelliğini taşırlar. Kan davası, ondan kaynaklanan oluşum gibi aynı yapısal ikiliye sahiptir. İkisi de karma yaptırımlar olarak adlandırılabilirler.